Merhaba. Nasılsınız? Bana bak. Merhaba. Kendi kendime şaşırdım ben bugün vallahi. Beykoz'la yolumu şaşırdım zaten. Arabalar Boşuna yok. gittin bence. Giden gelen yok. Ne yaptım buraya geldim? Üç tane kabak, iki tane patates, bir tane de patlıcan. Şöyle patlıcanı komple soydum. Rendeleyeceğim. Rendeler gibi yapacağım. Ne yapayım ya? Canım acılı bir şey istediğimi karıştırıyorum hepsini birbirine. Evde ıspanak da olsa karışır bunun içine. Semiz olmuyor. Çünkü o ekşili olduğu için o olmaz. Azıcık var bir semiz otum da onu karıştırmayacağım. Ona yine az bir şey yoğurtlayacağım. Ama bu sefer mayonez de koyacağım yoğurduma. Mayonez koyuyorum ara ara. Çok da lezzetli oluyor. Yoğurdun içine mayonez bir şeye karıştırırken de çok güzel oluyor gerçekten. Bir tane patlıcan. Şöyle kabuk gibi niye çıktı bu? Uğraşıyorum uğraşıyorum olmuyor. Yeter. Şunu atayım. Kabaklara geçelim. Ara beklet hep kabak. Rendeler. Üç tane kabak, bir tane patlıcan, iki tane de patates rendeliyorum. Patates de iki tane küçük küçük orta boy yani çok da küçük değil. Bir tane de kuru soğan rendeliyim ben soyayım. Onu unuttum bak soymayı. Onu unuttum. Şurada şimdi şey yaparım soyarım rendeleri. Nasıl normalde karışık şey yapıyoruz kızartma patates patlıcan kabak. Bunu da ben karışık mücver adını koyduğumuz mücverdir herhalde karışık olan da. Karma karışık. Lezzetler karışıyor birbiriyle. Bir tane kuru soğan alayım sepetimden. Elimi yıkayayım. Şöyle ne yapayım? Güzel yıkayayım suyu. Bir lezzet verir kuru soğan. Evet. Şunu da rendeleyeyim. Ondan sonra doğrama işlemine geçeceğim. Bir kuru soğan iyidir. Çok abartmaya da gerek yok. Çünkü taze soğan da var. Evet. Rendeleme işlemim bitti. Şöyle bir tasa hepsini. Ben eldiven kullanmıyorum. Zaten tırnak da uzatmadığım için. Devamlı elimizde suda. Bazıları eldiven falan kullanıyor da ben beceremiyorum. Neye doğrayacağım? Küçük küçük yeşil biber acı. Şöyle. Oldukça küçük doğramaya çalışıyorum. Büyük de olsa çok önemli değil. Çünkü tepside yapacağım bu mücveri. Şöyle. Ekmek. Ne istiyorsun annem? Salih'im mutlu şu anda. Ha, mutlu olsunlar çocuklar ya. Dalga geçiyor benimle. Acı biber olmasaydı gelirdi o yardıma. Şöyle acı biberimi de atayım. Yeşil. Üç tane de şöyle taze soğanım var. Yıkadım ben bunları buraya ayırdım. Şöyle dildim. Çünkü fırında pişerken ölsünler. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi. Ya geçen ben beyaz peynir vardı kurumuş. Ve elimle ezerek onu koydum hamurumun içine. Ama çok güzel oluyor hamur söyleyeyim. Aslında yarım saatte bekletin o yağı sürdükten sonra içine. Katmer gibi. Daha lezzetli oluyor. Ben geç olmuştu. Son anda verdiğim karar olduğu için bekletmedim. Onu da söyleyeyim. Kıtır kıtır oluyor çünkü bekletirseniz biraz. Şöyle üç tane. Ne var burada? Dereotum var. Maydanozum var yıkanmış. Şöyle hepsini koymayacağım. Çünkü onları başka şeyde kullanacağım.
Fırsatlarıyla yıkadım valla. Hepsini doldurdum tasa. Şöyle mi? Evet. Hepsi karışık vaziyette. Bugün çünkü başka şeyleri de kullanacağım. Yıkadığım için saklamayacağım. Onu da söyleyeyim. Çünkü yıkadığım hiçbir şey saklanmıyor. Şöyle saplarını ince ince doğrarsam ağza gelmez. Yoksa kılçık gibi ağza gelir. Nem oranı çok yüksek arkadaşlar. Belki hava çok sıcak değil ama öf yapmam ondan. Terliyorum. Müthiş. Benden de böyle şakır şakır ter akmıyor. Evet. Bunu da döktüm. Bunu da işte bitti burada. Elimi suya tutayım. İki tane yumurta alayım dolaptan. Bunu da içeride açamıyorum. Neden bilmiyorum. Kendim sıkıyorum, kendim açamıyorum. Şöyle. İki yumurta. Biraz da un. Koymam lazım. Biraz nane. Biraz karabiber. Birazcık un. İki tane yumurta atacağım. Şöyle. Evet. Evet. Şöyle. Göz kararı her şey. Öyle ölçüm ölçü yok. Gevşek olmasın. Biraz onun ne kadar koydum bakayım bir. Az koyarsam çok gevşek olur. Biraz daha atayım onunla. Yeter. Öf. Karabiberimi attım. Nanemi atıyorum. Tuzumu atmam lazım. Tuzsuz olmaz. Tuz olmazsa da hiçbir tadı tuzu olmaz derler ya. Evet. Yeterli tuz da. Ya ben elimle bilmiyorum tuzu. Hiç ölçek kullanmıyorum. Nedenini de bilmiyorum. Bizim büyüklerimiz tuzu öyle mi kullanıyordu? Gerçi yok. Kışı koyuyorlardı. İyice bunu harmanlıyorum yani. Hamuru yoğurur gibi hepsini birbirine karıştırıyorum. Ama bir damlacık da sıvı yağ dökeceğim. Neden? Kabına koyuyorum çünkü. Söyleyin. Yapışmaz. Tepsiye koyacağım için şu altında yağsız da hiç yavan olur. Kızarsam yağ çekiyor zaten. Ne çıkarayım şu dolaptan elimden akmadan. Bu değil. Bu değil. Evet. Susam çıkardım. Susam. Susam iyi olur. Şimdi ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle döküyorum. Ve börek gibi döşeyeceğim. Çok ince de olmayacak, çok kalın da olmayacak. İki tarafı da altlı üstlü pişmesi lazım. Susamım var mı acaba? Susamla yani şey de atacağım üstüne. Kereotuyla susam. Gitmez mi? Yakışır. Her derde deva derler. Kereotunu. Esra susam var mı kızım? Şu dolapta. Olması lazım. Var mı? Bir versene bana susam. Kızartın üstünde güzel olur. Buyurun. Şöyle. Şöyle serpiyorum kaşıkla değil. Şöyle bol bol susamı. Şöyle otunu azaltacağım. Susam daha çok yakışır.
böreğin üstüne atar gibi yapıyorum. Evet, tamamdır bu işlem. Bu işlem tamamdır. Bunu Esra fırına atabilir. Şöyle ben bir taraftan da kaldırayım. Ne yapacağım? Az da olsa biraz dolma yapacağım. Artık dolmamdan bıktınız ama ben bile bıktım. Ama yapacağım bugün. Niye yapacağım? Bir sorun bakayım. Geçenki dolmayı yapamadım. Buna biraz kıyma koyacağım ama. Bunu biraz kıymalı yapacağım. Kıyma, pirinç, baharatlarını, yine maydanozu falan koyarım. Az da olsa 10 tane kadar da olsa çeşit olsun yemeğin yanına. Ev yemeği olsun ya. Bugün arkadaşım gelecek de yemeğe. O yüzden özellikle çeşitli çoğaltıyorum. Biz Esra ile vallahi bir türlü yapıyoruz bazen. Hiç. Oturup yiyoruz. İki türlü yapıyoruz, oturup yiyoruz. Bazen tek türlü böyle mesela mücver diyelim tavada, tepside. Bir ayran yapıyoruz yanına. Tamam. İkinci bir yemeğe, üçüncü bir yemeğe gerek duymuyor ama şimdi arkadaşım gelince olmaz. Öyle değil mi? O bize nasıl hazırlıyorsa biz ona öyle hazırlamamız lazım. Ya vallahi pazara gideyim dedim. Beykoz'un pazarından alayım biberi seçeyim dedim ama kendime eskiyet etmişim. Yollar kapalı. Allah'ım. İnsanlar sıcaktan bunu almış. Nemden sıcak demeyeyim de nem. Biraz bekleteyim. Valla malzememi doğradım. Bir tane kuru soğan. Biraz maydanoz. Yok, önce pirincimi yıkadım ya, onu atlatayım. Kıymam az ama lezzetli olur. Az yapacağım zaten dolmayı. Şöyle üçer tane tabakları olsa yeter. Yanına da mücverim var. Bir türlü daha yemek yapacağım şimdi. Ne yapıyorum? Salçamı koyuyorum. Kıyma olduğu için salça kullanıyorum. Domates kullanmıyorum. Yok, nane kullanmayacağım. Karabiber. Şöyle bakın 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 bakın. Daha yıkanmış, buraya konmuş. Şöyle karabiber. Çok az da pul biber atarım. Çünkü normal biberim kalmadı. Şundan çok az atarsam tadını değiştirsin. Arzuya göre biraz da kekik atabilirsiniz. Kıymalı olan her şeye, etli olan her şeye. Az bir şey ama kekiğini. Çok az bir şey. Kıyma var ya, çok az, böyle kaşığın ucuyla. Baharat. Karamel olsun baharatlar. Hadi bakalım tuzunu atalım. Atacağım bir şey var mı içine bilmiyorum, hatırlamıyorum. Eksik de yaparsam bazen öyle oluyor ya. Şuna yine salça eserim suyuna. Çok az sıvı yağ koyabilirim içine. Şunları sabunlayayım da onlar işletti. Normal yemeğe geçeceğiz. Ayşe'lik bir arkadaş var da Kasapaşa'da, şey diyecek,
Dolmalarından bıktım. Her videomda dolması çıktı en son gittiğimde de. Hep dolma yapıyorum. Halbuki çok da dolma yapmam aslında da onun hep şeyine rast geldi demek ki. Ben yine bunu bir suya tutayım, alttan aldım ya. Ne bileyim ben huylanıyorum. Temiz ağzı kapaklıydı ama. Yine de. İçim rahat etsin. Şöyle küçük küçük biberleri aldım. Biraz suyunu da salçalı koyarım. Bir tarafta kaynar, bir taraftan da azıcık daha kıymam var. Böldüm vallahi kıymaları. Ne yapayım? Bir 200 liralık kıyma alıyorum. 3 çeşit yemek yapıyorum. Devir, hesap devri oldu artık. Çok doldurmayayım, şişmesin. Dolduğu kadar dolmayanında biber kalırsa türlü yaparım hafta ortası. Onun içine doğruyu veririm. Hiç uğraşamam daha dolmam olma. 2 tane de kalsın zaten. Bir zamandır türlü de yapmıyorum. Hafta ortasına sebzenin birini alırız. Biri bir parça evde olur. İyi oluyor öyle. Ne yapacağım? Bunlara bir kapak yaparım bir tane domatesten. Zaten bir tane domatesim gelirken ezilmişti. Onu doğrarım ağzına. Seviyorum ben mutfağımı ya. Mutfakta malzeme olsun yeter ki. Üşenmem. Yani yemek yapmaktan zevk alırsın ya böyle. Ben de öyleyim. Bence düşündüğüm gibi 2 tane kalacak. Kalması da iyi benim için. Çok bastırmıyorum ki şişer çünkü. Tamamdır. Bunu doldurdu mu? Bu tasta salçalı suyumu yaparım. Güzelce bir kaşık. Aşağı indim mi? Bir iki tane plastik almam lazım. Dükkana gidince şey oluyor. Hepsi de bitti. Eksik getiriyor Yunus. Üçünü götürse ikisini geri getiriyor. Biri orada kalıyor. Demek ki lazım ki. Şunu yıkamayayım. Elimi yıkasam yeterli. Sıcak suyla da harmanlayayım. Abartılı suya da gerek yok. Az bir tuz. İçinin tuzu iyi. Kabuğunda tuz olmadığı için. Üstüne de yağ atacağım. Tamam. Bir fıkırdadım oldu. Ay,
Domates kapatmadım. Şöyle elimleri kapatsam olur. Doğrayıp. Sabaha doğrayınca değişik mi doğruyoruz sanki? Böyle böyle doğruyorum işte. İçine dışına lezzet versin. Az da kıyma girdi mi lezzetli oluyor yemek ya. Ya ben çok seviyorum et tarzı şeyleri. Mutlu oluyorum. Şey kaldı sayılmaz. Ne kaldı? Hepsini kapatmışım. Bir tane kaldı. Onu da şöyle. Ha, bu domatesi de dibine atarım. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamdır. Yanında böyle parça parça sağına soluna koyuyorum. Tamamdır. Şimdi sabun sürmezsen elin isyan eder. Oy. Bunu şimdi yakarım ben. Allah'a emanet olun. Çakmak bulmam lazım elimi kurutup. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi de esirgemeyin. Güzel aileler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Destekleriniz geleceğine inanıyorum. İnşallah iyi günlerde yine karşılaşırız. Görüşürüz.